Hep diyor, bizim meslek futbol gibi. Bugün yaparsın, 35'ten sonra ancak çıkıp arada burada nasıl yapılacağını anlatırsın. Akar kendi dolduracaksın. Mesajı verdim zaten bin yemine. Ha, üzerime ev yap gibisinden mi? Arsan mıyım kız benim üzerime ev yapacak? O pes paye muhabbetler senin ön Silahattin abiye yakışır. Halbise sana paşa dedenden hanlar hamamlar kaldığı için ne ihtiyacın var ev üzerin? Bir demet çiçek alsa yeter. Yarın öbür gün açlıktan o çiçekleri yesin artık. Çiçek değil, çiçek resmi. Ev araba istemek varoş kaçar. Ya mücevheri 5000'e alıyorsun, 5 kuruşa satamıyorsun. Ama gibi tablolar 10.000 dolarlar. En kral yatırım resim. İnternet araştırmamı yaptım, ortamı bulunca patlattım. Beyimin. Bana hediye almaya niyetlenirsen bir resim sanata aşığı olduğumu unutma. Hakikaten. Ne tarz seviyorsun? Renkli böyle büyük boy. Ressamı ünlü ve ölmüş olursa daha makbule geçer. Nasıl? diyorum ki, misal bir şeker Ahmet Paşa ne kadar şekerdir değil mi? Bir elmasın armutunu natürmort olarak evine astığında adeta manav gibi kokar. Veyahut bir Orhan Peker'in atlarını as duvara. Allah'ım bu gübre kokusu nereden geliyor? Sanırsın evin ortasına at. O kadar gerçekçi yapmış üstadlar. Bayılıyor. Hayda, bu kadar mı ortak günümüz olur ya? Ben de görsel sanatlar aşığıyım. Misal Leonardo Vinci, sever misin? Sevmem mi? Yakinimdir de. Bir gün ben kamyonu sürüyordum, Leonardo da Vinci. Leonardo da olur, onun resimlerini de alabilirsin. Bana hepsi uyar bebeğim. Ah, Selahattin geldi. Eyvah! Geçen hafta olanlardan sonra karşılıklı tükürük yağmurumuza bormamak için cansibidi takarsan iyi olur bebeğim. Ah, Selahattin geldi. Eyvah! Geçen hafta olanlardan sonra karşılıklı tükürük yağmurumuza bormamak için cansibidi takarsan iyi olur bebeğim. Sen kimsin bana ev almazsan polise gideceğim diye şantaj yapıyorsun lan? Ha? Pus senin suratına. Tükürük geçirmez ışın zırhımla aynen iade ediyorum. Hop çarptı, bumerang gibi geri döndü. Pus senin suratına yapıştı. Lan ne içiyorsun lan sen? Akşamdan akşama penceremde bir duble rakı. Ve o pencereden cinayet görünce ne yapacağım başka? Hiç Kokun Karşı Pencere filmini biliyorsunuz. Ya. Ya cinayetin görgü tanığı kahramanımız tekerlekli sandalyede polise haber veriyor. Hollywood diyor bunu, ben demiyorum. O zaman ben de senin bacaklarını kırayım, tekerlekli sandalyede takıl. Hiç Kokun ruhu şad olsun. Ekmek parası! Gerisi gerisi zili yapıyorum, yargılama beni ya! Çemkirme lan! Çuvava köpek gibi. Agresif bıdık. Sanki biz Arap çehiyiz. Kayınpeder dehlese bugün sokaktayım. Olur mu ya? Kaç yılın maaşı sigortalı insanısın. Bugün kovsalar Süleyman'ı sultan gibi yaşatacak tanzimat alırsın. Tazminat? Aha, ben kovulursam mecburen tazminat alacağım değil mi? Gençliğimi verdim ulan. 20 küsur yılı hesapla. Şimdi kadına yaşlı erkeğe maaşı sorulmaz ama... Senden dolgun olmasın, bayağı dolgun bir maaşım var. Bak ya, a tanzimatını yay papoya otur abi. Senin için bir kovulmaya bakar. Ve bu antipatiklikle çok zor görmüyorum. Evet. Merhaba. Şehmuz nerede? Şehmuz. Babam şimdi gelecek. Hı. Evet. Hayırdır? Sen ne derdin var bugün ya? Aa! Sesini mi yükselttin sen? Mobbing mi yapıyorsun lan sen bana? Ha? Vallahi mahkemeye veririm ha. Ya da kovun beni, verin tazminatımı, kurtulun. Selahattin? Şu anda uyuyor, sonra arayın. Şaka mı yapıyor? Oğlum, melatonin ritmini bozmak istemem ama öğlen yemeği için kaçta uyandıralım? 2 gibi uyandırın. Bir yemeğe gidip 5 gibi dönerim. Ama o kadar uzun yemekten sonra rehavet çökerse 1 saat daha şekerleme yapabilirim. Önümüzdeki saatlerin ne göstereceği belli mi?
Kesera sera, what will be, what will be. Oğlum bir hastalığın varsa söyle. Psikolojin mi bozuktur nedir? Antropozdur o. Yo, benim performansım bu kadar. İşinize gelirse. Gelmezse kovun gitsin derim. Bana uyar valla. Hatta eniştem şöyle şehir dışında bir iş bulsa gitse. Ha? Plaket alırız Cihangirlilerden. Ne işi lan? Sen Cihangirliler diyene kadar ben çoktan tazminatımı alıp şehir dışına tatile gitmiş olurum. Ben arkandayım baba. Çok uzaklara git. Yalnız oğlum tazminat dediğim böyle alınmıyor. İşe saatinde gelip saatinde gideceksin. Demirbaşa zarar vermeyeceksin. Kurallara uyuyacaksın. Ha patron yine memnun değilse, eleman yavaşsa, aptalsa, memur kafasındaysa... Anca o sebeple kovarsa tazminat verir. Kanun böyle. Kimin kanunu bu? Dünyanın kanunu. Dansöz oynatıp demirbaş printörü satan Eskimo bile o iglodan tazminatsız kovulur. Günaydın amirim. Günaydın, günaydın. Selahattin, Vaniköy'deki villanın kış bahçesini nasıl çözecek? Siz bilirsiniz efendim. Onun camlarını füme mi yapsak? Nasıl uygun görürseniz efendim. Aa, oğlum bir fikir söyle, bir inisiyatif kullan. Onlar nedir efendim? Sayfadaki aynı noktaya 3 saattir bakıyorsun. Ha kağıdı beyin gücüyle buluşturmaya çalışıyorsan eyvallah da... ...hala hesap kontrol yapıyorsan bitmedi mi daha ya? İnceliyoruz efendim. Villanın bütçesi hazır mı? Eksik evrak var efendim. Havuz projesi? İşleme koyduk, onay bekliyoruz efendim. Oğlum bugün hiçbir iş bitmeyecek mi? İsterseniz bugün gidin, yarın gelin efendim. Ya şaka mı bu ya? Bu bayağı işe yaramaz bir adam olup çıktı ya. Takdir sizin efendim. İsterseniz kovun gitsin. Nene ne yaptın içeride? Sıkıldın mı? He? Ne bakıyorsun tip tip? Ya ne antika kadınsın? La 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 la. Dur. Gel gel sana bak abla da eğlen he. Thank you.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.